Hasan Bey merhaba. Merhaba. Mithat Bey merhaba. Merhaba. Biz bugün Ordu Perşembe ilçesindeyiz ve son tahlilde hem meyhane hem de tekel bayi olan bu yerdeyiz, öyle değil mi? Ama öncelikle ben tercihlerinizden, faaliyetlerinizden önce izleyicilerime sizleri tanıtmak istiyorum. Öncelikle birinci nesilden başlamak istiyorum. Cengiz Han Bey, siz tanıyabilir miyiz ve son tahlilin hikayesini dinleyebilir miyiz? Çok eğlenceli bir hikayesi var, biz bunu biliyoruz ama izleyicilerimizle paylaşalım. Merhaba, ben Cengiz. Yaklaşık 30 yıldan beri bu sektördeyim. Evet. 2004 yılında 6 tane arkadaş burayı belirli sebeplerden dolayı aşmaya karar verdik. Ondan sonra burası eskiden bir halk bankasıydı. Halk bankası 2001 krizinde belirli nedenlerden dolayı ilçemizden taşınınca burayı almaya karar verdik. Birer banka mağduru olarak, tabi o zaman yine esnaftık. Ondan sonra buranın ismini de işte... Sofit esnasında konuşurken böyle oluşan bir isim var, değil yani, mi? Yani böyle son tahlilde diye bir şey geldi aklımıza. İşte onu da karar kıldık. Evet. 2004 yılından beri buradayız ve 2008 yılında ikinci katımızı belediye ile anlaşarak yaptık. Evet. Daha sonra işte baharat grubuna, baharat dükkanımızı açtık. Evet. Kıraathanemiz var. Çay bahçemiz var. Ondan sonra diğer bir tekel bayimiz daha var. Evet. Ondan sonra... Mithat Bey'e dönelim o zaman. Mithat Bey'i birazcık ıslanıyoruz. İkinci kuşak devralmaya hazır bir ikinci kuşaksınız. Bir dinleyelim mi sizi de? Merhabalar, ben Mithat. 2008'den beri babamın yanındayım ben düzenli bir şekilde. Evet. Mekanın iç düzenleriyle uğraşıyorum ben. Evet. Babam, anneme. Babayla biz baba, anne, baba hep aynı. Beraber çalışıyoruz. Aile firmasınız. Evet, ondan sonra dükkanın ben sürekli iç işleriyle uğraşıyorum. Evet. Ondan sonra biz burada hep beraber böyle bir aile gibiyiz. Yani müşterilerimiz de öyle. Bizim en büyük özelliğimiz zaten müşterilerimize çok yakınız. Evet. Öyle geldim, biz de müşteri, İşte garson. Aile, misafir geliyor. Tabii onlar, herkes burayı kendi evi gibi görür. Birazcık o zaman hizmetleri açalım mı Cengiz Han Bey? Tabii. Son tahlilde neler oluyor? Hani bir gün nasıl başlar, nasıl biter? Örneğin son tahlilde, örneğin günün, örneğin geldiğinizde hiçbir yerde yiyemeyecek tazelikte balık yersiniz. Çünkü balıkhane tam karşınızdadır. Evet. Balık hemen gelir gelmez mutlaka bizim özel balıkçılarımız vardır. Bize o balıkları getirirler. Günlük o balıkları tüketiriz. Bizim çok da meşhur, kendi tarifi bize ait olan ve hiçbir yerde yapılmayan bir Arnavut ciğerimiz vardır. Yaptığımız her işin, her malzemeyi en iyisini kullanmakta özen gösteririz ki yiyemeyecek olduğumuz hiçbir şeyi müşteriye vermeyiz. Burası aynı zamanda denize sıfır olan da bir tabii yer. Hem kahvelerini içebilecekleri, aynı zamanda keyif alabilecekleri, içkili ortamda bulunan bir iş yeri değil, öyle değil mi? Tabii ki. Denize sıfır diyoruz. Peki, kaçta açılıyor burası? Sabah 9'da açılır. Evet. Saat 2'de kapanma saatidir. O saate kadar Bardiyeli oğlumla beraber, eşim de tekel bayi bölümünde yardım eder. Evet. Menülerinizde daha çok balık, Arnavut ciğeri, başka neler bulabilirsiniz? Menülerimizde istediğiniz her şey, yani bir içkili bir restoranda ya da bir restoranda ne ararsanız vardır. Evet. Çorbasından balığına kadar, ondan sonra hepsi mevcuttur. Soğuk mezelerimiz örneğin çok günlük yapılır. Köftemiz günlük yapılır. Ondan sonra yani biz burada kendim de böyle seçici bir yiyici olduğum Tabii için istemediğiniz bir şeyi başkasına yedirmiyorsunuz, öyle değil mi? Yani biliyoruz böyle onu. Yağından bütün malzemelerini özellikle kendim alırım ve kendim seçerim. Evet, hizmet sektörü aslında zordur ve gıda işin içerisine girince birazcık daha bir nokta haline geliyor, öyle değil mi? Evet. Birçok da yer var baktığımızda, siz aslında Perşembe'de sizler gibi restoranlıkta olan ama onlardan sayılan özellik nelerdir? Neden siz tercih edebilirsiniz? Olmazsa olmazlarımız şu, aynı kaliteyi bizde daha ucuza yerler. Yani biz ona çok dikkat ederiz. Çünkü belirli bir kesime hitap ettiğimizi iyi biliyoruz. Ondan sonra sonuçta insanların alım gücü de ortada. Biz insanları yormadan, kendimizi de fazla mağdur etmeden, evet, ondan sonra biz bu, inan ki bizdeki bu kaliteli balığı bir başka yerde bizdeki fiyata yiyemezler. Mümkün değildir yani. Ondan sonra bunu da orada bizim müdahillerimiz çoktur. Ondan sonra onlar da bilirler. İkincisi
diğer bizim sektördeki diğer yerlere nazaran daha sakindir. Yani daha böyle nezih ortama sahip. Daha nezih bir yer. Yani şeyine göre, konseptine göre çok daha nezih ve biraz seçicileriz. Belirli konularda da seçicileriz. Peki Mithat Bey, biraz size dönmek istiyorum. İş dizaynı ameliyatı söylüyorsunuz ama restoran planında babanız da hafta hafta tekrar dönemde, evet. Ama restoran planı daha özen ister öyle değil mi? Tabii ki. Bu anlamda siz peki nereye dikkat ediyorsunuz? Dediğim gibi burada hani insanlarla ikili diyaloglar çok önemli. Bizim mekanın dışında başka yerlere gittiğinizde mesela patronla oluyor da diyalog kurmanız imkansız. Biz burada işte o yakınlığı, o samimiyeti kuruyoruz insanlarla beraber. Hani eğlenirken aslında misafirleriniz var. Tabii ki. Hani buraya bir kere gelen bir daha geliyor yani. Peki, her şekilde. Burada aynı anda kaç kişiyi ağırlayabiliyoruz? Biz burada biz şimdi burada en büyük özelliğimiz zaten maç yayını. Ondan sonra biz burada derbilerde 180-200 kişiye kadar insan alabiliyoruz içeri. Evet. Oturmalı düzenle. Yani rahat böyle ferah ferah oturup. Organizasyonlarda peki yeriniz var mı Yeniz Hanbey? Organizasyonlarda derken? Doğum günleri oluyor. Başka şekilde onlara yer veriyor musunuz burada? Tabii ki. Onlar bir özel kutlama günlerinde falan orada bir şey yaptıkları tabii zaman mi? taleplere karşılıyoruz. Ondan sonra karşılamamak gibi bir şeyimiz yok. Sonuçta biz hizmet sektörüyüz. Evet. Ama diğer işte örneğin yaz oldu mu genelde karşı bahçemiz var. Yazlık bahçemiz denizin kenarında. Orada oraya yönlendiriyoruz. Doğum günlerini, şunu bunu çok. Yani yaptığımız şeyler evet. Çok. Orası zaten bir dönüm bir arazi üzerinde kurulu. Yani 500-600 kişilik bir topluluğu çok rahat bir şekilde alıyoruz. Her akşam öyle bir insanın topluluğu oluyor. Çay bahçesi Ferhat deniz kenarında olduğunda. Yani hiç böyle sıkıştırmadan herkes rahat rahat şekilde 400-500 evet. Kişiyi misafir ediyoruz. Siz aslında baba öncelikle başlamak üzere baba oğul olarak Perşembe ilçesi sürekli yeniliklere imza atan da bir ailesiniz öyle tabii değil mi? Tabii ki. Peki ben siz aslında yıllar önce geçmek istiyorum Cengiz Han Bey. Burayı kurduğunuz zamanlara ilk defa iş açıyorsunuz ve eminim ki çok büyük hedef hayallerle kurmuşsunuzdur burayı siz ama o günden bu yana neler değişti ve şu an olmak istediğiniz yerde misiniz? Sektör olarak tabii ilk başladığımızda 2001 krizi gibi bir krizde falan başladık. Yani tabii şu anda gelmek istediğimiz yere hemen hemen geldik. Burası anlamında geldik. Evet. Ama şimdi... Hedef hayal bitmiyor. Tabii bitmiyor. Tabii bizim karşı o bir dönümlük arazi dediğimiz yerde için bir projemiz var. Büyükşehir'e o projelerimizi verdik. Balık restoranı olarak sadece. İçkisiz. Evet. Yalnız orası içkisiz. Onu da izleyicilerimiz merak eder, isimleri izlik edelim. Tabii yani içkisiz bir restoran projesi verdik, çizdirdik, ettik falan, içeriye sunumunu yaptık. Haber bekliyoruz. Eğer olursa orası da tabii biz halkın bütün kesimine hitap edebilmek için oraya içkisiz olarak dizayn ediyoruz, evet. Planlıyoruz. Bakalım kısmetse. Hizmetlerimiz devam ediyor. Tabii. Yani hiç aralıksız. Peki ürünlerinizi alırken ve menüleri oluştururken nereye dikkat ediyorsunuz? Çünkü o da çok önemli. Yani buraya gelen müşterilerimizin şimdi de... Onu alırken biz burada ürün alırken mutlaka biz örneğin biz birinci elden köylüden önce örneğin köylünün ürünü. Örneğin organik. Çıkarım tabii ben tereyağı köylünün kendisinden özellikle organik olmasına dikkat ederim. Yumurtasından tutun da sebzesine kadar, domatesine kadar. Yani ileri aşamalarda kendi sebzelerimizi kendimiz yetiştirmeyi düşünüyoruz. Ve bir tarla alıp yani tarla var da yani şey anlamında. Tamamen organik yani kendimiz yapabilme gibi bir planımız var kendi kafamızda. Onu oluşturmaya çalışıyoruz. Ama şu anda aldığımız bütün ürünleri ben kendim alıyorum ve organik olmasına çok dikkat ediyorum. Fiyatı çok önemli değil. Önemli olan düşünün, evet. Sağlıklı tabii, bir şekilde tabii. Çünkü gelen kişi referans da çok önemli. Tabii. Siz aslında zaten burada işinizi çok sevdiğiniz çok belli ve severek yaparak onun ağzında güzel şeyler yapıyorsunuz ve en güzeli de manevi has sanırım karşınızdakileri memnun etmek öyle değil mi? Tabii. Ben bu anlamda size kaliteli hizmet anlayışınızdan vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Son olarak da Perşembe ilçesindeki müşterilerinize ve içeride ve dışarıdaki müşterilerinize, personelinize neler söylemek istersiniz? Valla bizi izlemeye devam etsinler. Harikasın Mithat Bey. Tabii ki. Bizi gelip tanısınlar, görsünler. Evet, güzel zaten... balık yemek isterlerse sizin meşhur Arnavut ciğerinizi yemek ve burada güzel tat almak istiyorlar. Deniz manzaranızı görmek isteyen herkesi biz son tahlilde restoranta davet edelim. Sizlerin güler yüzünüz için de ben çok teşekkür ediyorum tekrar. Farklı projelerinizde diğer projenizlere görüşmek üzere. Hoşçakalın Mithat Bey ve Cengiz Bey.